Merhaba arkadaşlar. Sorunların 9. bölümüyle karşı karşıyayız. Yine bu bölüm bir önceki bölümden bağımsız oluyor. Yine planımda böyle bir konsept yoktu. Çok araba var. Geçen hafta Furkan'la Zeynep Eskişehir'i ziyaret ettiler. Yediler, içtiler, gezdiler, eğlendiler. Ama hiç sordular mı? Yolculuk nedir? Minar göç nedir? Kurtuluş barındırır mı? Her yolculuk kurtuluş ve umut barındırır mı diye sordular mı? Ve yeki niye almadık diye de sordular mı diye merak ediyorum. Büyük ihtimalle bunları sormadılar. Bu minvaldeki sorunları sağlatmak için eve dönüş yolumu Eskişehir'e kadar uzatıp meramımı gidermeye çalışacağım. Tabii bu sefer treni kaçırma lüksüm yok. Şu anda kaydı durdurup bir an önce Eskişehir trenine binmem gerekiyor. Eskişehir'de görüşmek üzere. Onur Ünlü'nün bir röportajında bahsetmiş olduğu bir şehirde yaşayıp dünyada başka şehir olmadığından emin olursan bütün dünyayı bildiğini sanırsın sözüne istinaden bugün Eskişehir'deyim. Ve Onur Ünlü şöyle devam ediyordu sözüne. Gerçek bir cahil ne yapmalıdır? O şehri terk etmelidir diyordu. Ben de şehrimi terk ettim ve Eskişehir'e geldim. Şehrini, hakim olduğu bilgileri terk eden insanın gelişime ve dönüşüme açık olduğunu ima eden Onur Ünlü'nün bu görüşünü Hüdayi Sayın ve Gözde Yılmaz'ın yabancılaşmayı giderme temalı makalelerinden esinlenerek geliştirmeye çalışacağım. 15. yüzyılda Gutenberg'ün matbaayı icat etmesiyle piyasayı saran ucuz kitaplar, o güne kadar dünyada bilinebilecek her şeyi bildiklerini sanan insanları ve düşünürleri tehlikeye, telaşa sürüklemişti. Sokrates'in öğretilerine ve peygamberlerin hadislerine hakim olduktan sonra dünyayı kavrayabilmek için gerekli tüm bilgiye erişebildiğini düşünen insanlar piyasayı saran ucuz kitaplarla oluşan bilgi yığınını ya terk ederek ya da kategorize edip okuyup anlamaya çalışarak bertaraf etmeye çalışmışlardır. Birinci seçeneği seçen insanların diyarında yeni bilgiye, yeni toprağa alerjisi olmayan insanlar Catalano'nun Eksik Heykel eseriyle çok iyi simgelenmiştir. Yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan insanların içlerinde oluşan doldurulamaz boşluğunu anlatan bu eser, gezginlerin gittikleri her yerde kendinden birer parça bıraktıklarını simgeler. Gezginlerin varmış olduğu topraklar tanık olduğu ilk şey ise yabancılaşma olur. Bu gezginler nereye gittiklerini ve neden gittiklerini bilmeden, arkada bıraktıklarına bakmadan bu topraklarda varlığını sürdürmeye devam ederler. Bu yabancılaşma ise şöyle gerçekleşir. Hakim olduğu alanı terk eden insan varoluşundan, benliğinden kopmuş vaziyette yeni bir toprakta bulunur. Varmış olduğu topraklarda da veya varmış olduğu şehirde de oranın topluluğuna, kültürüne bir aidiyet duygusu besleyemez. Vardığı bu yeni toprakta yabancılaşmasını giderebilmek için özünü hatırlamaya yönelik kültürüne, ritüellerine sahip çıkmaya çalışır. Bu göç olgusunu, yabancılaşma olgusunu yeni bir bilgi içinde kullanabiliriz. Eski bilgilerini terk eden insan yeni bilgilerde, yeni öğretilerde kendini var edemez, fikirlerini, görüşlerini artık temsil edemez, sergileyemez ve bu insan da yeni bilgide yabancılaşma yaşayabilir. Toprakta yaşanılan yabancılaşmayı giderme yöntemleri ise terk edilen kültürdeki öğeleri, etkenleri bu varılan toprakta da yaşamakla mümkündür. Somut bir örnek vermek gerekirse, mesela Orta Doğu'dan Batı'ya, Avrupa'ya göç etmiş bir insan, Orta Doğu'da hakim olduğu mutfağı, geleneklerini, göreneklerini de varmış olduğu topraklarda yaşamaya, tekrar etmeye devam eder. Çünkü kendini hatırlamak ister, kendinden kopmamaya çalışır. Yeni bir bilgiye maruz kalan insanda da bu durum söz konusudur. Yeni bilgiyi reddeder ve hakim olduğu geleneklerinden gelen dogmatik öğretilerine sahip çıkarak kendi hayat görüşünü var etmeye çalışır. Bu iki durumda da dönüşüm ve gelişim mümkün değildir. Varılan toprakta asimile olarak dönüşme ve gelişime açık olabiliriz. Vardığı topraklarda asimile olmayı tercih etmeyen göçmen sınıfsal çatışmalara neden olur. Bu bilgi için de şöyle geçerlidir. Matbaanın icadı gibi yeni bir bilgiye erişen insan matbaanın icat edildiği 15. yüzyılda yaşanan birinci seçenekteki bilgiyi terk ediş gibi oluşan yeni olguyu terk ederek kendi hakim olduğu düzende hayatını idame ettirmeye çalışır ve bu iki seçenekte de dönüşümle gelişim mümkün değildir. Bu sunmuş olduğum bilgileri İstanbul ve Eskişehir yolculuğuma uyarlamam gerekirse, şu anda Eskişehir üzerinden okumam gerekirse, Eskişehir biraz daha soğuk. İstanbul'daki hiçbir düzenin burada tesiri yok. Taksiler duruyor, metrobüs yok. İnsanlar güler yüzlü ve bu şehir yaya şehri. İstanbul'daki gibi her yer arabayla gitme durumunuz söz konusu değil. Ve dış müşteri talepkarlığı yok. Bunun neticesinde de sakin, huzurlu ve biraz daha böyle içe dönük, bireyselleşmeye odaklı bir kitle topluluk söz konusu burada. Yapmış olduğum bu Eskişehir'in özelliklerini
asimile olarak burada mutluluğa ve adaptasyona ulaşabilirim. Ama özüme dönmek istersem yapmak isteyeceğim şeyler de şu olur. Dış müşteri talepkarlığında bulunurum. Ev sahibiysem evimi daha pahalı kiraya verebilmek için. Ve İstanbul iklimindeki kıyafetlerimi burada giymeye çalışırım. Hasta olurum. Ama özüme sonucu itibariyle dönmüş olurum. Anlatmış olduğum kısımda biraz kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için bir öğretiden vazgeçmiştim. Yabancılaşma kavramı üzerine olan bir öğretideydi. Yabancılaşma şu şekilde gerçekleşiyor. Kendini dünyadan soyutlayamayan insan, dünyada var olmuş normlara, ilkelere, popülizmden doğan kültüre adapte olarak yaşamını idame ettirir. Bu kendinden var olmayan çıktılarla, suni bir hayatla hayatını sürdüren insan da son derece kendine yabancılaşır ve manipülasyonlara açık bir şekilde güncel bilgiler neye gerektiriyorsa oraya, o tarafa doğru sürüklenir. Ama kendini dünyadan soyutlayıp dünyayı bir obje, nesne olarak ele alan insan ise dünyada oluşan bu suni hayata adapte olmadan kendi gerçeğine ve benliğine erişerek daha kaliteli entelektüel bir hayat idame ettirebilir. Bu sorunlar bölümünü şu anda sonlandıracağız ve bir şiirle sonlandıracağım. Birazdan o geçiş gelecek. Hala porsuk kenarında tüter dumanı. Al sevgilim anne ol bununla. Kapılar gıcır diyor, öfkesi geriliyor kınımın. Das kapiter kadar incesin, görüyorum ellerini. Bir önceki blogla bu şiir arasında bir kıyaslama yaparsınız. Hangimiz daha iyi şiir söyledi? Furkan mı ben mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorunların 9. bölümü burada bitiyor. 10. bölümde hangi şehirde hangi sorunlarla olacağımı yine bilmiyorum. Sıradaki bölümde görüşmek üzere. Bu şiiri Porsuk'a bakarak okuyacağım. Seninle benim oturacağımız çek yatağı. Ne ilahi adalet sağır ne diyeliklik. İçime çöreklenmiş sığ bir sığır var benim. Ben seni severim, sevmesene de. İş çıkarmasana şimdi. Ne gerek var güzelim.